Evet sayın Kaan Teknoloji takipçileri, ben Kaan Durgut. Bugün sizlerle Nissan Micra 1.2 Street'in incelemesini yapacağız. Eğer hala kanalıma abone olmanızı, video beğenmeyi, like atmayı unutmayınız. Direkten aracımızın direkt ön tarafından başlayalım. Gördüğünüz gibi burada tek parça bir far tasarımı var. Uzunlar kısalar burada, sinyallerimiz burada. Şu şekilde makyajla birlikte şu şekilde bir tampon geldi. Şurada sis farı yok tabii ki de bu pakette. Gördüğünüz gibi böyle ufak bir kapağı var. Plakayı bu şekilde yerleştirmişler. Önde ufak güzel bir ızgarası var. Izgaranın şekli falan güzel. Şu şekilde gösterelim. Jantlarına inelim. Jantlarımız yalnız bir kapak jant. Hemen ölçülerini söyleyelim. Ölçüleri 165 70 R 14 14 inçlik jant kapak takımımız bu şekilde gözüküyor. Sinyallerimiz çamurlukta. Şu şekilde yandan gösterelim. Bu aracın en güzel olayı boyutlarının ufak olması. Tam bir şehir içi otomobil. Kadınların çok fazla tercih ettiği bir model. Gördüğünüz gibi burada ayna kapaklarımız boyalı. Yani şuralarda karıştırdım. Boyalı gördüğünüz gibi. Bunların en stil pakette böyle boyalı gelmesi güzel. Kapı kollarımız boyalı. Şekilde yandan bir daha bakalım. Arkasına geçelim. Arkada gördüğünüz gibi stoplarımızda frene bastığımızda led yanıyor. Burada gördüğünüz gibi sinyallerimiz, bir de geri vites lambamız bu şekilde burada bulunuyor. Arkada park sensörlerimiz bulunuyor. Şekilde arka tarafını gösterelim. Bir de yandan şu şekilde göstereyim. Arka bagaj hacmine bakalım. Şuradaki kol vasıtasıyla açılıyor. Gördüğünüz gibi bagaj hacmimiz evet bayağı bir dar. Ama şu var ki işte gördüğünüz gibi bebek arabasını alabiliyor. Diğer şeylerinizi alabiliyor. Şu şekilde tekrardan gösterelim. Bir adet tutamak da kapanıyor. Şuraları kaplamalı. Gördüğünüz gibi malzemeden kaçınılmamış. Şu şekilde tek sağ taraftaki tutamak da kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde tekrardan dolanalım. Depo kapağımız sol tarafta en köşede. Şekilde gösterelim. Aracın oldukça yuvarlak ve düz bir tasarıma sahip olduğunu söyleyelim. Yuvarlak top gibi bir araba. Şöyle aracımızın önüne geçelim ve motor özelliklerini biliyorsunuz ki videolarımda ben her zaman ekrana yazıyorum. Yukarıdan videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. Ve aracın şimdi içine geçelim. İçine geçmeden önce şöyle bir kapı hissiyatına bakalım. Kapı hissiyatı gördüğünüz gibi ortalama seviyede. Anahtarı şu şekilde, herhangi bir su sıtası yok. Herhangi bir su sıtası yok. Kitleme ve açma butonlarının olduğu sade bir anahtar. Şu şekilde aracımızın içine geçelim. Kapı içini inceleyelim. Kapı içi gördüğünüz gibi burada güzel bir kumaş kullanılmış. Sert plastik. Şurada çok şık bir kapı kolu var. Bu çok hoşuma gitti. Arka camlarımız manuel bu pakette. Ön camımızda tek dokunuşlu otomatik olduğunu söyleyelim. Burada içeriden kapıyı kilitleyip açma ve arka çocuk cam kilidi ayarı buradan yapılıyor. Şurası şöyle gümüş bir detaylı. Şurada ufak bir bardaklığımız ve ufak bir gözümüz var. Gerçekten bir arabada gördüm. En ufak gözlerden biri de bu. Burada da hoparlör deliğimiz bulunuyor. Binmeden önce şöyle bineceğim koltuğun döşemesini, şeklini göstereyim. Bu şekilde yan perde hava yastıkları da bulunuyor bu araçta. Bu şekilde aracımızın içine geçelim. Evet, aracımızın içine geçtik. Aracımızın içine bindiğimizde gördüğünüz gibi bizi bu şekilde bir kadran karşılıyor. Araçta herhangi bir şekilde otomatik farlarımız bulunmamakta, otomatik silecek sensörümüz bulunmamakta. Ama bu donanımda gördüğünüz gibi deri bir direksiyon. Bu arada aracın iç rengi böyle çok ferah hissettiriyor. Böyle buraları böyle koyu krem, koltuklarımız krem, böyle güzel bir renk kombinasyonu olduğunu söyleyelim. Şekilde bakalım. Ses sistemimizin ayarlarını buradan yapıyoruz. Hız sabitleme, cruise kontrolümüz bulunuyor. Bak bu güzel, önemli. Uzun yollarda yormaz. Bunu böyle koymaları güzel olmuş. Burada güzel gördüğünüz gibi ayarlanabilir böyle çevirmeli bir havalandırma sistemi bulunmakta. Büyük ihtimalle buradan göstergemizin ayarlarını yapıyoruz. Hatta anahtarımızı şu şekilde yuvasına yerleştirelim. Anahtarı şu şekilde yuvamıza yerleştirelim. Ve bakın merhaba diyor. Bunun böyle yazması oldukça güzel. Büyük ihtimalle şuradaki göstergeyle evet dış sıcaklık. Diğer ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Araç bilgisi, kaç kilometre yaktığımız, süresi, menzilimiz burada bu şekilde yazıyor. Ufak bir kadranı var gördüğünüz gibi. Burada sağ taraftakilere direkt kilometre ve vites bilgileri yazmakta. Burada ESP on off tuşumuz. Burada da elektronik ayarlanabilen aynalarımız bulunmakta. Aynalarımızda otomatik katlama özelliği yok. Burada far yükseklik ayarımız bulunmakta. Şekilde bakalım. Ortaya geçelim. Ortada gördüğünüz gibi bütünleşik bir klima paneli artı radyo bulunuyor. Bir dörtlü flaşör sesini dinleyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir sesi var. Burada teybimiz var. Boş paket Nissan'lardan alışık olduğumuz bir teyp. Bir bakalım şu şekilde. Bir yandan da radyo dinliyorum. Ses sistemi 4 tane hoparlör var. İdare eder. Güzel. Şurada gece modu da var ayrıca bu ekranın. Burada havalandırmalarımız bu şekilde ayarlanabiliyor. Oldukça büyük. Şöyle kapatalım.
Bu arada kapattığımızda da hoşça kalın yazıyormuş. Bu da güzel bir detay. Burada klima bölümümüz var. Otomatik klimamız yok. Buradan pozisyonu bu şekilde ayarlıyoruz. Buradan sıcaklığını, buradan da fanını ayarlıyoruz. Ön tarafta iki tane bardaklık. Ayrıca şekilde geçersek ana kameraya. Şurada da ufak bir gözü bulunmakta. Şurada da gördüğünüz gibi 12 volt soketimiz bulunmakta. Burada CVT şanzımanımızın kolu. Gördüğünüz gibi eski tip bu şekilde çekmeli ve yandan basmalı tuşlu şekilde. Burada mekanik el frenimizin kolu. Bu şekilde şöyle geçelim. Gördüğünüz gibi burada da iki parçalı bir torpido sistemi var. Gördüğünüz gibi zamanla gıcırtıları olmuş ama gördüğünüz gibi geniş bir torpido gözünde olduğunu söyleyelim. Burada USB AUX girişimiz, aşağıda da torpidomuz bulunmakta. Torpidomuzun herhangi bir gördüğünüz gibi süspansiyonu veya amortisörü bulunmuyor. Direkt tak diye açılıyor. Ve ama bu arada şunu söyleyeyim. Cidden geniş. Şöyle kapatalım. Yan kapı içini gösterelim. Yan kapı içi diğeriyle aynı. Yine tekrardan kumaş malzemeler, sert plastikler bu şekilde. Bir tasarım dili izlenmiş. Şu şekilde tekrardan ön kokpiti, ön göğsü bizim sürüş pozisyonumuzdan gösterelim. Gördüğünüz gibi burada ayna kapak... Makyaj aynalarımızda evet sürücü tarafında ayna var ama herhangi bir ışık aydınlatma opsiyonumuz yok. Ortada Bluetooth'la konuşurken mikrofonu buraya yerleştirmişler. Burada da eski tip Renault Nissan grubunun kullandığı lambalar burada bulunuyor. Yan tarafta da bu şekilde var. Yan tarafta da herhangi bir aydınlatması yok bu aynanın. Bu şekilde tekrardan gösterelim. Şu şekilde aşağıda gösterelim. Şurada shift lock, yani mesela aracı şanzımanında bir şey olduğunda aracı ilerletmek istediğimizi, N'ye almak istediğimizi buradan basarak manuel, şu şanzımanın manuel kolumunu almış oluyorsunuz. Bunu da bu şekilde gösterelim. Ve aracımızın içine geçelim. Daha doğrusu arkasına. Evet, aracımızın arkasını incelemeye başlayalım. Bu tarz arabalarda biliyorsunuz arka tarafta oldukça önemli. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kapı hissiyatı bulunuyor. Malzemelerimiz sert plastik buralarda. Arka tarafta, ön tarafta kullanılan kumaş malzemeler kalkıyor. Yine krom güzel kapı kolumuz duruyor. Ve ayrıca bu pakette gördüğünüz gibi kol kası çalışma opsiyonu da var. Nissan sağlıklı bir yaşam sürmemizi burada istiyor. Gördüğünüz gibi burada arka tarafta hoparlörlerimiz bulunuyor yine. Şu şekilde binmeden önce göstereyim. Koltuğun kumaşını, şeklini, genişliği, tabanda şekilde göstereyim. Ve aracımızın içine geçelim. Gördüğünüz gibi kapı büyük olduğu için inip binmesi oldukça kolay. Bu araçta şöyle bir gariplik var. Dıştan evet çok ufak duruyor ama içi o kadar geniş ki, o kadar ferah hissettiriyor ki aracın içine rahatlıkla saatlerce yolculuk yapabilirsiniz. Benim boyum 1.71. Ön koltuk gördüğünüz gibi şu şekilde ayarlı. Diz mesafem bu şekilde. Bir şu kadarcık bir diz mesafem var. Ama şu var ki geniş. Aracın içi gerçekten geniş. Bu konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. Tavan mesafeme bakıyorum. Bu aracın tavan mesafesi cidden beni çok şaşırttı. Hani bayağı bildiğiniz şu şekilde elimin şu kadarı bir boşluk var. Garip bir şekilde bu aracın tavanı oldukça geniş olduğunu söyleyelim. Bu araba zaten Nissan'ın tamamen genişlik olsun, tamamen konforlu olsun, tamamen yolculuk arabası olarak B segment şehir içinde kullanım için üretilmiş bir aracı. Ön tarafta bu arada söylemeyi unutmuşum. Sadece bir adet kolçak var, o da sürücü tarafı için. Şu şekilde tekrardan katlayalım. Koltuklarımız 2'ye 1 olarak katlanabiliyor. Herhangi bir şekilde ortada kol dayamamız yok. Bu bir eksi. Zaten genellikle B segment araçlarda bunlar olmuyor. Şekilde tekrardan dönelim. Herhangi bir ortada 12 volt havalandırma bu tarz şeyleri zaten göremiyoruz. B segment arabaların çoğunda bunda da yok. Gördüğünüz gibi orta şaft tüneli kalınlığı bu şekilde. Ayağım kadar bir kalınlığı var. Ortada oturulabiliyor mu? Ortada yolculuk edilebiliyor mu? Tabii ki de ortada yolculuğumuz oldukça rahat bir şekilde gerçekleşebiliyor. İki bacağımızı yan tarafa doğru açarsak oldukça rahat bir şekilde aracın içinde yolculuk yapabiliyoruz. Şu şekilde ön taraftan benim bakış açım bu şekilde gösterelim. Oldukça içi geniş, ferah, sade, renk tonlarıyla güzel olan bir araç. Şu şekilde gösterelim. Ve şimdi aracımızın dışına geçip aydınlatma bölümlerini inceleyelim. Evet, gelelim aracın ön taraftaki lambalarına, bütün lambalarını incelemeye. Gördüğünüz gibi tek parça farlarımız, ana far grubumuz bu şekilde. Sinyallerimiz ampul gördüğünüz gibi. Çamurluğa yerleştirilmiş sinyallerimiz bu şekilde. Şu şekilde aracın arkasına doğru geçelim. Arkada gördüğünüz gibi led, fren artı, frene bastığımızda da burada bu şekilde led yanıyor. Ve ayrıca ışık çizgimizde led olduğunu söyleyelim. Şurada gördüğünüz gibi sinyallerimiz bu şekilde iki tarafa yerleştirilmiş. Geri vites lambamız bir tarafta, arka sis farımız bir tarafta olduğunu söyleyelim. Üçüncü stop lambamız şu şekilde buraya yerleştirilmiş. Şu şekilde bir yandan gösterelim. Bu şekilde bir dış tasarıma sahip, tamamen yuvarlak hatlı, çok tatlı duran bir otomobil olduğunu söyleyelim. Ön taraftan da şu şekilde tekrardan gösterelim.
ve aracımızın farlarını da örtelim hemen. Bu arada içten de uyarı sesinin bu şekilde olduğunu söyleyelim. Çok gıcık bir uyarı sesi olduğu kesinlikle söylenebilir. Dörtlü flaşör sesi zaten bu şekilde. Şuradaki ortadaki tuşla kapatıyoruz. Şöyle kapatalım. Hatta kapı kilitleme sesini de dinleyelim. Gördüğünüz gibi oldukça sessiz bir şekilde kapısı kilitleniyor. Evet, bugün Kaan Tekno olarak Nissan Micra'nın incelemesini yaptık. Eğer hala kanalıma abone olmasanız abone olmanızı, videomu beğenirseniz like atmayı unutmayınız diyerekten videomu burada sonlandırıyorum. Kaan Tekno, herkese iyi günler.